Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bininci sayıya gelen muhteşem tepkiler ve kanalıma gelen e, yoğun, nasıl diyeyim, güzel tepkilerden sonra... Ee, ...ben de bininci sayıya dair sizlerin tepkilerinizin yer aldığı, teorilerinizin yer aldığı belki de... ...ve bininci sayı hakkında konuştuğumuz video çekmeye karar verdim. Aslında çektim de videoyu, hatta attım da YouTube'a ama sonradan fark ettim ki mikrofon kapalıymış... O yüzden tekrar çekiyorum videoyu. <laughs> Video beğenirseniz o yüzden like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Beni 1 Ocağa kadar 800 abone yaparsanız ben de size One Piece mangası çekeceğim. 900 yaparsanız 2 tane çekelim, 1000 yaparsanız 3 tane çekelim. Bu kadar basit. Ee, bunun dışında başka aklıma gelen bir şey yok şimdilik. Ha yeni bir konsept deniyorum. Şimdi ekrana yansıtınca göreceksiniz. Hoşunuza giderse ee, yorumlarda belirtirseniz bu konseptten devam ederiz. Yorumlarınız gözükecek artık bu şekilde. Şöyle, şu şekilde. E, yani isteyen buradan da okuyabilir. Tabii ben ikinci kez videoyu çektiğim için bunlar like atıldı. Çektik, Biliyorsunuz videolarda yer verdiklerime like atıyorum bu şekilde. Buradan anlayabilirsiniz videoda çektiğimi e, sizin teorinizde yer aldığını bu şekilde anlayabilirsiniz ama işte ne yazık ki e, şey olamadı. Neden ona? Video boşa gitti. Neyse. Darhan demiş ki bininci bölümün başlığının bir benzeri ikinci bölümde e, Dead Guy Hat, Luffy gerçekten bu arada evet yani e, ben de var gerçekten Hat, Luffy e, gerçekten e, hasır şapkalı Luffy yani şeyin adı bölümün adı. Bininci bölümün başlığına çok benziyor. Bininci bölümle aynı neredeyse. İkinci bölümde Alvida'yı yenmişti. Hani Gürs taşıyan Alvida. Ee, Alvida da Gürs taşıyor. Kaido da Gürs taşıyor. Bu açıdan bir benzerlik var ve çok konuşulan bir teori. Ve e, spoiler'da da fark ettiyseniz eğer... E, Kaido Lüfi vurduktan sonra konuşmuyor. Big Mom soruyor. Luffy cevaplıyor. Kaido'ya sormasına rağmen. E, o yüzden... Yani... Belki bir ihtimal kaydo hasar almış olabilir. Yendi demek için çok erken ama belki bir ihtimal Kaido hasar almış olabilir. Ama konuşulanlar arasında tabii asla hasar almadı diyenler de var. Hasar aldı diyenler de var. Bu da ilginç bir teori. Kaka'nın yorumu az önce ikinci kez yorumluyorum bunları tabii. E, Oden'in stilini öğretmişler midir acaba? Aslında böyle bir boşluk oldu Big Mom adasındayken Luffy'ler. E, Zorolar direkt Vano'ya geçtiler çünkü. Böyle boşluk oldu. Ee, belki ee, bir şekilde Kinemonlar, Dokuz Kızılkın öğretmiş olabilir Zoro'ya. Ee, öğrettiklerine dair elimizde bilgi yok ama öğrettilerse gerçekten güzel olur. Bunun dışında ee, öğrettikleri bir sahnenin <laughs> muhtemel bir Kaido vs Zoro sahnesinde çok hype'lı olacağını düşünüyorum. Yani ee, Zoro, Oden'in tut Oden tuttuğu gibi kılıç tutsa ve Kaido'ya karşı saldırsa bile Kaido'nun... ...bir şekilde psikolojik olarak olsun... ...etkileneceğini düşünüyorum. Ve ekstradan şunu da söylemek gerekti ki... ...Zoro... ...9 Kızılkın'dan çok daha güçlü bir kılıç ustası. Ve mutlaka... ...Kaido karşısındaki etkinliği... ...Oden'in stiliyle eğer ki kullanırsa... ...etkinliği çok çok daha fazla olacaktır. Bence güzel ve hype'lı bir sahne olur. Gerçekten gelirse. Bu sayı beklemiyorum ama... ...ileride beklenebilir. Birinci sayı ne manga ama? Yani... Shanks <laughs> ne diyeyim Atakan öyle Shanks <laughs> Rayleigh Luffy'nin Roger'la aynı şeyi söylediğini söylüyor Bakın bu teoriyi az önce yorumlarken de gerçekten hoşuma gitti ee, Bu ilginç bunu vaktiniz varsa cidden dinleyin Bu korsan kralı olmak istememesi değil istemesi değil çünkü ne o zaman ne de Ace'ler güldüğünde bu gösterilmedi ee, Luffy korsanlar kralı olmak dışında... ...başka bir şey daha söylüyor. Büyük ihtimal bunu öğreneceğiz. Ben çok heyecan yaptım. Bekleyemiyorum. Ee, gerçekten Shanks Rayleigh'e... ...kaptanı söylediğini söylüyor dediği noktada... ...ben animede... E, ...çok yeni sayılırım bu arada One Piece'te. Bir senedir, iki senedir falan izliyorum işte. Ee, o anı hatırlıyorum. Sabondi'de söylemişti Rayleigh e, Luffy'lere. Gerçekten... Ne söylediğini aslında tam olarak bilmiyoruz. Yani korsan kralı olacağım dediğini düşünüyoruz bunu. Ama bu şu da olabilir. Denizdeki en özgür adam olmak istiyorum demesi de olabilir Luffy'nin. Ee, bir noktada bir benzerlik var ve başkasını söylemediği bir şey olmalı bu. Çünkü Doflamingo da korsan kralı olacağını e, söylemiyordu da. Yani tayfasından birisi söylüyordu hatırlarsanız. Şu Monet mi söylüyordu galiba o söylüyordu. Ee, onun dışında başkası da söylüyordu yani. Söylenmeyecek bir laf değil ama Luffy'nin söylediği özel bir şey mi var acaba? Ve bunu göreceğiz bu sayıda. Bu ilginç olabilir. Ee, ben çok heyecan yaptım. Bekleyemiyorum demiş Sude. Çok hayplandım. Yerimde zıplayarak ve minimum denge hareketleri yaparak bekliyorum. <laughs> Toki'nin meyvesi bende olsa da yayınlandığı zamana gitsem keşke. Gerçekten hepimiz bunu diliyoruzdur şu anda. Gerçekten. Yani... Bu sayının bir an önce gelmesini herkes dört gözle bekliyor. Bedirhan Doğru. Neden Killer, neden Sanji değil? Gidip Zoro'dan tek yiyen adamı oraya koymuşlar. Ama sağ kolun saldırısından burnu kanamayan Sanji buraya koyulmuyor. Zaten Aleyna da söylemiş. Killer de kötü nesilden. Çünkü Zoro da dahil olur onlara. Killer de bir süpernova olduğu için olabilir mi acaba? Yukarı çıkanların hepsi süpernova. Evet bildiğiniz üzere Sabondi'de yeni dünyaya ulaşmak üzere buluşan 11 tane korsan vardı. 100 milyonun üstünde ödülü olan ee, bunlardan iki tanesi kaptan değildi. Dokuz tanesi kaptandı. İşte Trafalgarla, Kit, işte Hawkins, Luffy vesaire, Killer. Killer ve Zoro bunun istisnasıydı kaptan olmayanlar. Ee, Killer ve Zoro o yüzden çatıda yani. Başka bir sebebi yok. Yani Sanji mi Killer mı daha güçlü derseniz bana kadar. Ben Sanji'yi seçerim yani. Aşk aşçımız o bizim. <laughs> Ömer evet, çakır Bu olaylar gerçekleşebilir. Fakat King vs Queen'dan atlatılması ve Supernova'nın oraya gelmesi biraz fazla bence. O zaman Marco King kapışması dönecek. Queen'i kim alacak? Love gemideydi. Neler oraya geldi falan. Love gemide değildi. Zaten alttaki yorumlarda da görüyorsunuz yani. Love gemide değildi. Dealer hakkında bilgi alıyordu. Aa bak. Luffy de zıplıyor. Fakat Queen ona izin vermiyor. Zoro'da da aynı sonuç. Olur olmaz. Orayı göreceğiz. Love adanın aşağısında. Deniz altında. Suda yani. Benim bildiğim kadarıyla Love ee, Robin'le şeye bakıyordu, ee, dealer hakkında konuşuyorlardı. Ben en son oradan hatırlıyorum. Ee, King ve Queen'in atlatılması gerçekten ilginç. Evet, benim de dikkatimi çekti ve Marco gerçekten ikisini birden yenebilir mi, İkisini birden karşısına alabilir mi? Bu zor bir ihtimal gibi geliyor bana da. Orada bir, bir şey olacak yani birisi daha gelecek gibi düşünüyorum. Belki Izo gelebilir mesela yani basit bir ihtimal hani çünkü çatıdaydı izo bildiğim kadarıyla ya da marco'nun yanında mıydı bilemedim şu an kafam karıştı ama yani izo gelebileceğini düşünüyorum mesela en basitinden ee... Ralfin Oruç, abi İmsama'nın Rebecca posterine sapladığı kılıç Shanks'ın kılıcına çok benziyor. Shanks İmsama olabilir mi? Ya bu da konuşuluyor. Ee, kılıç çok benziyor. İşte Shanks Kutsal Ejder olabilir mi? Shanks İmsama olabilir Ama bence Gorosei'lerin tepkisinden hareket ederek söylüyorum. Bence Shanks İmsama olamaz. Bunu söyleyeyim. Ee, bunun dışında karakter uyumuna da pek uymuyor bana kalırsa Shanks ve İmsama. Ee, yani hiçbir açıdan bence beklenen bir şey değil bu. Yani ters köşe olabilir mi? Her zaman olabilir One Piece ama yüzde sıfıra yakın yani bence bu ihtimal. Bu hafta zaten manga yok. Neden başlıyor? Spoilerlar mı? Bilmiyorum geldi spoilerlar. Manga, manga haftaya mı yoksa haftaya da değil 4 Ocak pazartesi mi? E, o da ne yavaş demiş Murat Ali. Murat Ali Noel tatiline giriyor bildiğim kadarıyla manga o yüzden. E, o, o da çizmiş bu arada sayıyı. Ee, ve bunlar siziyor, sızıyor, zaten benim anladığım kadarıyla. O yüzden sızıyor yani. Şimdi yıl başında chapter geliyor mu Nemo? Aslında 4 Ocak official e, resmi olarak yayınlanma tarihi. Ama e, şu anda gözüken kadarıyla çok daha erken gelecek. Eski Canberk demiş. Eski Roger ve Beyaz Sakal yeni Luffy ve Kit diyebilir miyiz? Bence demek için çok erken Canberk. Ee, biraz beklememiz lazım. Çünkü Love olsun işte yani bilemiyorum kim kim olur tam olarak kestiremiyorum şu anda. Ve kitle öyle bir arkadaşlığı olur mu onu da kestiremiyorum. Bakalım nasıl olacak. Mr. Mugibara sınavların başlamak üzere ben hala spoilü kovalıyorum. Hangimiz kovalamıyoruz ki? <laughs> Portkız diyeyiz. sonra Inma'yı kaçıncı manga sayısında alıyor? Bunu bilmiyorum gerçekten. Akagami ve Furkan bence Luffy'nin annesi hakkında birkaç bilgi verilecek ya da dinin anlamı falan. Eee... Bence de bir şeyler daha olması gerek bu arada yani sayı çok hype gerçekten güzel bir sayı ama ekstradan bir, birinin dahil olması olabilir dinin anlamı olabilir bir, bir şeylerden daha çıtlatılsa güzel olabilir gibi hissediyorum yani 7-8 puan veririm ben onun üzerinden şu anda ama birileri gelirse bir bilgi verilirse 9-10'a çıkabilir bu puan. Eray abi hatırlar mısın bilmiyorum ama ben demiştim en muhtemelen süpernovalar vs Kaido ve Big Mom diye bir videonun altına spoiler doğrusu tutacak dediğim. Evet söylemiştin gerçekten Eray. Ee, ve bence mantıksız da değildi o zaman da söylemişimdir muhtemelen. Süpernovaların bir noktada Kaido ile savaşacağını düşünüyordum ben ama Big Mom da dahil işin içinde. Bakalım nasıl bir savaş dönecek ee, bu sayıda biraz onları göreceğiz. Spoiler doğruysa çıldırmaya hazır olun. Yarın bir gün ortaya çıkar ya. Görüntülerde gelmeye başlar yarın bir gün. Bu arada ee, burada da yorumlar var. Bunları da e, mümkün olduğunca okuyalım. Hacı sen nasıl bir kralsın demiş bu arada. The Infinity Commentary. Teşekkür ediyorum. Manga mı yoksa dizi mi abi? E, manga bu. E, ben 960. bölüm izleyemiyorum. 4 Ocak'ta mı gelecek? Lütfen cevapla. Dizi. E, bölüm 955 yeni yayınlandı demiş. Ee, güncel olmak istiyorsan şimdi başla demiş. Yetişirsin demiş Mr. Bushido. Mr. Bushido'ya YouTube kanalını kim açtı bu arada ya? Kimsin oğlum sen? Cık cık. Mr. Bushido sen yoksa? Niye <laughs> <laughs> ne saçmalıyorsan ben? Neyse. Sude Hitsuzan Maker. Luffy'nin geçmişiyle ilgili bir şey mi gelir acaba? Gerçi pek de bir şey kalmadı onun geçmişiyle alakalı gerçi Shanks ile tanışma hikayesi olur belki. Düşünsenize Garp Luffy'yi ormana atıyor, o da gidip Shanks'ların gemiden yemek aşırıyor. Gerçi ben hala Zebek flashback'inden ümitliyim. Belki Luffy geçmişe gidip Zebek'e Oreva Kaizoku o Kaizoku oni Oreva naru diyor Luffy bu arada. Oreva Kaizoku oni naru otoko. Monkey değil Luffy falan çekebilir. <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle geçmişe gitme gibi bir şey olmayacak da şey olabilir belki Sude. Gerçekten o flashback gelebilir. Çünkü çıtlatıldı. Kaido'ya Big Mom'un meyveyi nasıl verdiğin hikayesi anlatılabilir. Mesela onun üzerinden o gün anlatılır anladın mı? O şekilde olabilir bence. Akagami no Furkan o kadar fazla din iradesi gizemini öğrenmek istiyorum ki gidip orayı tehdit edebilirim. Odayı. <laughs> orayı mı yazmış? Odayı demiş. <laughs> şaka şaka demiş. Eboçan, gençler One Piece'in bininci bölümü yayınlandığı gün Twitter'da gündeme sokalım. ikide yapmıştık çok güzel olmuştu. Nemo millet bilgilendirsen yapabiliriz. İstekli olan varsa yapılabilir yani. Ne Neden olmaz? Bence Luffy Gear 5 full body haki artı Gear 2 artı Ruyu, haki birleşimi olacak. Yani hem hız hem saldırı hem de defans olacak. Bu da Gomu'nun Gomu, nun, Gomu nun, gerçek ve son meyve uyanışı olacak. Bakalım. İlginç olabilir Afumetto. Luffy üstte G5 gül. <laughs> Tabi bu ilk spoiler ya sadece adın çıkması hakkındaki spoiler ya o yüzden farklı şeyler var burada. Hasır şapkalı Luffy derken bence Luffy yerine hasır şapka tarihi söylenebilir veya Luffy hakkında bilmediğimiz bir şey. Bilemiyorum. Açık ara bininci sayıda ne olacağını hemen söyleyeyim. Big Mom ve Kaido ittifak halinde olduğunu denizler biliyor. Buna kolay kolay e, ee, izin vermezler. x drake zaten denizcilere çalışan bir adam. Luffy ve Love'un orada olduğunu söylemiştir. Bir de Shanks giderse ki o da reis 2021'in Shanks yılı olacağını söylemişti. Denizcilerin boş duracağını gram zannetmiyorum. İlla ki savaş bitimine doğru gelirler ve son vuruş yaparlar. Mantıklı olan da bu. Dragon bu olaydan sonra yararlanarak veriyi basacağını ve kutsal ejderleri kökten temizleyeceğini düşünüyorum. Bu olaylardan yola çıkarak eğer ki böyle bir şey yaparsa Dragon demiş. Dragon'un wanted posterini göreceğimizi kesin olarak düşünüyorum ama bunun olmama ihtimali var. Eğer ki bu olmazsa veya olsa da olmasa da dinin anlamını kesin olarak öğreneceğimizi düşünüyorum. İnşallah dinin anlamı hakkında da ekstradan bir bilgi verilir. Şu an sızan spoiler'da böyle bir bilgi yok ne yazık ki. Monkey D Luffy arkadaşlar Gear 5 demekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu hiçbir zaman bir anda Gear yükselmesi, almadı, bırakın da bir savaş başlasın. <laughs> Gear 5 gelecekse de Kaido'ya son vuruş yapmak ve okurları tatmin etmek için gelir. Tahmin et, tatmin etmek derken Kaido'nun yenilişi için Luffy'nin şimdiki gücü yetmez. Böyle yenerse mantıksız olur diyenleri tatmin etmek. Her şey olabilir ama Gear 5 gelmez. Her türlü iddiaya varım demiş. Hadi bakalım. Ben de çok beklemiyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar sayıya gelen tepkiler ve e, sayının da açıklandığında insanların muhtemel teorileri. E, bu tepki videosunda böyle e, çekmiş bulunduk, insanların tepkilerinin bulunduğu bu videoyu. Videomu beğendiyseniz e, like atabilirsiniz, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Yıl başına kadar beni 800 yaparsanız, yaparsanız bir manga çekeceğiz, One Piece mangası. E, 800-900'de de, 900-1000'de de çekeriz artık muhtemelen. Bakalım, böyle bir şeyler planlıyorum. Twitch yayınlarını da bekliyorum. Böyle bir video oldu bu da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mr. Bir şey dolu bir video oldu bu da. Görüşmek üzere arkadaşlar.